Yine güzel bir sabahtan hepinize sevgiyle, saygıyla selamlarımızı iletiyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti sizlerin ve tüm İslam aleminin, varlık aleminin üzerine olsun. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'adır. Salatü selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, onun yolunda yürüyen tüm mümin ve müminatın üzerine olsun. Evet, TV 52'nin siz sevgili seyircileri, Vakti Vefa programıyla yine sizlerin huzurundayız. Bizleri bugüne ulaştıran, sağlıkla, kuvvet ve güçle yine sizlerin huzuruna çıkartan Allah'ımıza sonsuz teşekkürlerimizi, hamdlerimizi sunarak güzel bir konunun başlığıyla birlikte beraber anlam yolculuğuna devam edeceğiz. Bizler sizlerin bizlere yönelttiği sorular üzerinden özellikle çokça sorulan sorulara dikkatler kesilerek cevap vermeye gayret göstereceğiz bugün. Ve biliyorsunuz bugün itibariyle artık bir yaz dönemine gireceğimiz için Vakti Vefa programını bugün için bahar ve kış dönemi olarak isimlendirdiğimiz dönemi nihayetlendiriyoruz. Vakti Vefa'nın bu son programında sizlerden gelen sorulara benzer bir başlık açmayı uygun gördük ve birazcık da fıkhi konulara değinelim diye düşündük. Bu sebeple Vakti Vefa programında bugün sizlerle birlikte bizler yemin konusunu, yeminle ilgili merak ettiklerinizi cevaplamaya gayret göstereceğiz. Ayrıyeten adakla ilgili sorular da çokça geldiği için adak sorularına, nasıl yapılacağına, kimlerin adak borcunu yerine getirmesi gerektiği üzerinde cevaplar bulmaya gayret göstereceğiz hep birlikte. Bizler istiyoruz ki sevgi, sağlık ve anlam üzerine hayatımız kolaylaşsın, zorluklarımız gözümüzde büyümesin. Allah'ın yardımıyla, içimizdeki o müthiş umut ve enerjiyle hayatımızda karşılaştığımız bütün zorlukları göğüsleyelim, üstesinden gelelim. Umutsuzluğa, bununla beraber karamsarlığa kapılmadan Allah'ın yardımıyla yolumuzu bulalım istiyoruz. Bu sebeple bizi şu an TV ekranlarında izleyen ya da Facebook üzerinde canlı yayında takip eden siz sevgili seyircilerimize, Türkiye'den, dünyadan selamlarını gönderenlere sevgilerimizi, bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Başımız, gözümüz ve gönlümüz üstüne diyoruz. Bunun akabinde şunu hatırlayalım, bir işe başlarken, yönelirken besmele ile başlamak, Allah'ın adıyla, yani bir işe Allah'a niyet ederek Allah'lı başlamak, o işin sonunun sonuçlanmasının bizlere müjdesidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, besmele ile başlamayan bir işin sonu kesiktir, ebderdir. Besmele ile başlayan işin ise yardımcısı Allah'tır. Allah'ın müdahil olmadığı, karışmadığı bir alan olmadığı için her işin sonu da başı da Allah ile olursa Allah yar olur, Allah yaren olur, Allah güçlüklerin üstesinden gelmede bize imkan olur, kolaylıklar kapısını bizlere açar. İşte biz de buna inanarak besmele ile başlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz ve ilk sorumuz, yemin nedir? Yeminin çeşitleri nelerdir? Yemin kefareti nasıl yerine getirilir? Yemin kefareti yerine getirilirken yemin kefaretinin borcu kimlere verilir? Bu sorulara cevap arayarak farkındalık ve bilinçlilik yolculuğumuza başlıyoruz. Hazır mıyız? Öyleyse. Yemin kelime manası olarak sevgili seyirciler, Arapça kökenli bir kelime. Arapçada yemin sağ el anlamına geliyor. Sağ el, yani kuvvetli, güçlü, gerçek, verilen söz anlamına geliyor. Çoğulu ise eyman, yeminler, yani sağ eller, güçler, kuvvetler, gerçeklikler anlamlarında kullanılmış. Hayatımızda bizler de çoğunluklu olarak sağ elimizi kullanırız. Sağ elimizle tuttuğumuz şeyi daha güçlü kavrarız, daha sıkı tutarız ve ona daha fazlaca güç uygulayabiliriz. Bu hayatımızda kendi gerçekliğimiz olan, yaşantımızda uyguladığımız bu durum bizlerin
insani ilişkilerimizde, karşılıklı iletişimlerimizde bazen alışkanlıklardan, bazen de bir şeyi teyit etmek, güçlendirmek ve kuvvetlendirmek, onunla alakalı delili artırmak adına bizlerin de kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Sadece biz değil, Rabbül Alemin olan Allah'ımız da Kur'an-ı Kerim'imizde birçok surenin başlangıcında özellikle güneşe, aya, yıldızlara, gözlerimizle gördüğümüz, aklımızla kavrayabildiğimiz, beş duyu organımızla görüp, gözlemleyip de karar kıldığımız, aklımızın delili olarak kabul ettiğimiz birçok şeye imanımızı güçlendirmek, kuvvetlendirmek ve tekit etmek için bir nevi bu maksatlarla yemin olarak kullanmıştır. İşte insanlar da hayatlarında, bizler de bazen zorunluluklardan, bazen ağız alışkanlığından bağlı olarak yemini yerine getiririz. Yemin lafızlarını kullanırız. Şimdi yemin madem sağ el, güçlülük, gerçeklik ve ant anlamlarına geliyorsa, yeminle alakalı bu açıklamayı, kelime kavram açıklamasını yaptıktan sonra yeminin çeşitleri nelerdir? O konu başlıkları üzerinden ilerleyelim. Yemin kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Birincisine yemini lav deniliyor. Yemini lav olarak söylenilen, isimlendirilen bu başlığımız yalan üzere yapılan yeminlerdir. Lav yani aslında kişinin kastı yalan söylemek değildir ama bir ağız alışkanlığı vardır. Ağız alışkanlığına bağlı olarak gerçekliği olsun veya olmasın sürekli olarak dilinde dolanmış, dilinde sürekli tekrara dönmüş olan bir durumdur. Yemini lav dediğimiz durum. Yani vallahi geleceğim, vallahi gideceğim, vallahi yapacağım gibi sizler de ben söyleyince çevrenizde veya farkında olmadan kendinizin alışkanlık haline getirdiği, düşünmeden, gerçekliği olmadan, bazen de şaka vari sözlerin söylendiği durumlara biz yemini lav diyoruz. Bunları bu başlık adı altında isimlendiriyoruz. Yemini lav başlığını açmamın sebebi gerçekten hangi durumlarda yemin gerçekleşir ve bize sorumluluk yüklenmiş oluru daha iyi anlayalım ve kaygı içerisinde olmayalım diye düşündüğüm için. Bu türlü yeminler, yemini lav dediğimiz yani o an gelişigüzel söylenilen, düşünmeden konuşulan ve işin içinde gerçekliği olmaması, ağız alışkanlığı olmasından kaynaklı söylendiğimiz bu yeminlerden dolayı Rabbimiz bizi sorumlu tutmuyor. Çünkü bunlarda bir ağız alışkanlığı var. Şimdi bu başlığı anladıktan sonra sorumlu olmadığımız yeminlerin ağız alışkanlığıyla düşüncesizle o an gelişigüzel söylenen şeyler olduğunu söyledikten sonra ikinci yemin ise yemini gasem denilen yemin. Bu yeminde bilerek ve kasıtlı olarak söylenen yalanlara yapılan yeminlerdir. Aslında o şey doğru değildir. Bunu söyleyen kişi de onun doğru olmadığının bilincindedir. Doğru olmadığıyla ilgili kesin bir bilgisi ve kanaati vardır. Fakat ulaşmak istediği hedefine varmak için ya da kendisinin doğru gösterdiği şeyi insanların ve çevresindekilerin de inanmasını istediği durumlarda bilerek ve kast ederek yapmış olduğu yeminlere biz yemine gasam yeminleri diyoruz. Bu türlü yeminler müeyyideyi gerektiren, cezai müeyyideyi gerektiren, içerisinde de kasıt olduğu için insanları kandırma, aldatma, yanlışa, doğrudan yanlışa yönlendirme sebebiyle olmasından sebep elbette ki belli bir müeyyidesi gerekiyor. Belli bir uygulaması ve belli bir kefareti gerekiyor. Bu türlü yeminlere Allah-u Teala müsaade etmiyor, yasaklıyor ve Allah'ın adını anarak yapılan bu yeminlerde, yalan yapılan yeminlerde Allah'ın adıyla yapılması ise sorumluluğu daha artırıyor. Çünkü bununla alakalı fukaha, alimler kendi içlerinde de görüş ayrılıklarına düşmüşler. Bir şeyin aslı olmamasından kaynaklı, aldatmaya dayalı olarak yapılan bu yeminlerde Allah'ın adının kullanılması, Allah'ın isminin devreye sokularak Allah'ı araç olarak orada kullanılmasında kasıt olması, insanları aldatması sebebiyle aslında kefaretin dahi bu yalan yeminin karşılığını veremeyeceğini,
büyük bir tövbe ile, istiğfar ile yapılan bu yeminden, yalan yeminden geri dönülmesi gerektiği yönünde ikazda bulunuyorlar. Öyleyse kişi yalan yere yemin ettiğinde hem tövbe edecek, hem bundan pişmanlık duyacak, hem af ve mağfiret dileyecek, aynı zamanda Allah-u Teala'nın kendisini affetmesi için, Allah'ın bağışlaması için bu tövbe ile beraber yerine neyi getirmesi gerekiyor? Kefareti de yerine getirmesi gerekiyor şeklinde görüş ve bu noktada bizlere tavsiyede bulunulduğunu da görüyoruz. Özellikle İslam fıkhında. Üçüncü başlığımız ise bize en çok ilgilendiren bir şeyin gerçekliğini ispatlamak ve delillendirmek adına, kuvvetlendirmek için yapmış olduğumuz yeminlerimiz. Biz bu yemine yemin-i münakit diyoruz. Yani akitleşilen, sözleşilen yemin anlamına geliyor. Yemin-i münakitte kişi ispat etmeye çalıştığı şeyi doğru olarak görür, doğru olarak bilir ve karşı taraf inanmadığı takdirde bunu Allah'ın adını şartlayarak, kayıtlayarak ispat etmeye, delillendirmeye, gerçek olduğuna inandırmaya gayret gösterir. Yani kendisinin bu hususta yalan söylemesi söz konusu değildir. Kendisi bununla alakalı bir karar içerisindedir. Buna kastetmiştir. Bunu ispat etmeye ve herkesi de bu hususta şahit tutma gayreti içerisindedir. Biz bu yemine yemini münakit diyoruz. Yani kayıt altına alınan ve Allah'ı şahit tutarak kesinliği, doğruluğu hususunda herkesin şahit tutulduğu yemin olarak kabul ediyoruz. Şimdi isterseniz tekrar edelim. Yeminin kelime manasını açıklamaya gayret gösterdiğimizde yemin sağ el, güç, kuvvet, gerçeklik ve ant yemin olarak kullanıldığını söylemiştik. Arapça kökenli bir kelime, dilimize Arapçadan girmiş olan bir kelime ve köken olarak bu açıklamanın ardından yeminin kendi içerisinde İslam fıkhında üç başlık adı altında toplandığını söyledik. Birincisi, dedik ki yemini lav, ağız alışkanlığı olarak söylenilen, dilde sürekli tekrardan kaynaklı Allah'ın adını kullanma şekli dedik. Allah'ın bu durumlarda bizi affedeceğini, bağışlayacağını, ancak kendimizin de bir nevi dilimize çeki düzen vermemiz gerektiğini, öylesine kullanmanın doğru da olmadığını anlatmaya çalıştık. İkinci yeminimizin ise kasıtlı, doğruluğunu bildiği halde, yanlış olduğunu bildiği halde, neyin ne olduğundan kesin emin olmasına rağmen kendi bilerek ve isteyerek yalan üzere yemin yapma durumunda bu yeminlerinde yemini kasem olduğunu söyledik. Bu türlü yeminlerin Allah-u Teala tarafından büyük günahlar arasına girdirildiğini, bunun sadece kefaret ödeyerek değil, tevbe ve istiğfar ederek, bu noktada pişmanlık duyarak yerine getirilebileceğini söyledik. Üçüncü yeminimizin, yemin-i münakit olan, aslında hayatımızın içerisinde gerçek olarak gördüğümüz, bildiğimiz, bizimle alakalı veya başka durumlarla alakalı durumlarda onu ispat etmek, gerçekliğini kuvvetlendirmek adına yapmış olduğumuz yeminlerdir diye söyledik. Şimdi bunları söylemişken hayatımızda karşılaştığımız bazı yemin çeşitlerine örnekler verelim. Özellikle bazı yeminler dedik ki ağız alışkanlığıdır. Başında kelimelerimizin, cümlelerimizin başında da örnek vermeye çalışırken her şeye yemini katmak. Geleceğim, vallahi geleceğim, billahi geleceğim, vallahi yapacağım, vallahi gördüm gibi ağız alışkanlığı haline gelen yeminler. Bir diğer yemin ise bir kimsenin işte bir şeyi yapmamasına dair akit yapması, sözleşmesi ve şahit tutması. Vallahi billahi ben artık seninle konuşmayacağım. Vallahi billahi artık anne babamı ziyaret etmeyeceğim. Vallahi billahi ondan artık hiçbir şey almayacağım. İşte bu türlü yeminler münakit yeminler arasına girer ve yerine kefaret borcu ödeyerek ancak o yemin bozulduğunda Allah-u Teala'nın yapılan yemin karşılığında kefareti kabul edeceğine dair umudumuz ve ümidimiz olur. Şimdi şöyle bir istisna, şöyle bir başlık da açmamız gerekebilir bununla alakalı. Kişi yemin yapar, yemin eder, o anda öfkeli olabilir, o anda duygusal bir yoğunluğun içerisinde olmuş olabilir.
Ancak Allah'ın kendisine tavsiyede bulunduğu, bağını kuvvetlendirmesi gereken, özellikle de üzerinde hakları olan insanlar vardır. Bunlar annelerimiz, babalarımız, sıla-i rahim dediğimiz yakın bağ olarak, kuvvetli bağ olarak Allah-u Teala'nın kendi ismiyle zikrettiği sıla-i rahim, rahim bağı olarak söylediği, akrabalarımıza duyduğumuz o anki öfkeden, o anki kızgınlıktan ya da duygusal bir yoğunluğa bağlı olarak düşünmeden aceleci bir hareketle yapmış olduğumuz yeminlerimiz vardır. Bu yeminleri sırf kefaret ödememek adına veya ben yemin ettim, yeminimi bozmak istemiyorum düşüncesiyle Allah'ın teşvik ettiği, Allah-u Teala'nın bağları korumamızı özellikle bildirdiği, akraba bağı dediğimiz, anne baba hakkı dediğimiz ya da eşlerimizin arasında gerçekleştirilmesi gereken muhabbet, sevgi ve saygının korunmasına dair eğer yeminin bozulması gerekiyorsa, yemin ettim diyerek, efendim ben yeminimden geri dönemem diyerek böyle bir davranışın içerisinde olmamamız gerekiyor. Öyleyse Allah katında öncelik ve dikkat edilecek husus akraba bağlarını korumak, anne baba hukukuna dikkat etmek, emek verdiğimiz, çaba gösterdiğimiz, iletişim içerisinde olduğumuz arkadaşlarımız, dostlarımız veya her türlü iletişim içerisinde bulunduğumuz insanlarla alakalı durumlarda yemin ettim diyerek inatçı bir tutum içerisinde olmamak gerekiyor. Çünkü Allah'ımız yeminlerin bu durumlarda bozulması gerektiğini, Peygamber Efendimizin de hayırlı, salih, iyi ve güzel işlerde yemin yapılmış dahi olsa yeminlerin bozulması gerektiğini bizlere özellikle telkin ettiğini, uyardığını, tavsiye ettiğini görüyoruz. Bu üç başlığı açıkladıktan sonra şu soruyu soruyorsunuz ve merak ediyorsunuz. Yemin yapıyoruz. Bazen öfkeyle, bazen dalgınlıkla, bazen o içinden geçtiğimiz dar süreçlerde acelecilikle yeminlerde bulunuyoruz. Vallahi diyoruz, billahi diyoruz, tallahi diyoruz, şart olsun, and olsun, yemin olsun diyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Peki yeminlerimizin bozulması gerektiğinde ve bozulmasının da hayırlı olduğu durumlarda biz bunun kefaretini nasıl yerine getirmiş oluruz? Bunun kefareti nedir? Yemin kefareti nedir? İsterseniz Allah'ımız hayatımızın her alanına müdahil olduğu için, hayatımızın her köşe başlarında Allah ile Allah'ın müdahil olduğunu bilerek başlamamız gerektiğinden sebep, bunun en güzel delilini de bizler Kur'an-ı Kerim'imizde bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'imizde bulmuş oluyoruz. Allah'ımız hayatımızın her alanında bizlere bu noktada tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi sizlerin ekranlarda gördüğünüz üzere şöyle Bakara suremizin 224. ayetine birlikte sizlerle göz gezdirelim. Rabbimizin buyruğunu birlikte okuyalım. Meali üzerinden yaptığınız yeminlerde Allah'ı erdemli davranmanıza, yanlışlardan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah'tır. Şimdi az önce örneklerle açıklamaya çalıştığım cümlelere tekit geldi, destek geldi. Allah'ımız hayatımızın her anında bize Kur'an'ıyla rehber oluyor, bizlere yol gösteriyor. En doğru yolu gösteriyor. Bu da Bakara suremizin 224. ayetinde. Nasıl buyuruyor Allah'ımız? وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلَاقُوا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ İnananları müjdele. Biliniz ki muhakkak ona kavuşacaksınız ve ondan sakının. Hemen bunun ardından Allah'tan sakının, inananları müjdele buyruğunun ardından Allah'ımız وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهُ اُرُزَةً لَا اَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَاتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعُ الْعَلِيمِ Ne kadar güzel açıklıyor değil mi? Ayetin açılımında sizler de şu an ekranlarınız üzere gördüğünüz gibi Allah'ımız bizlere Allah'ı yeminlerinize kalkan yapmayın. Allah'ı yeminlerinize kalkan yapmayın. Eğer yaptıysanız, eğer Allah'ı yeminlerinize kalkan yaptıysanız bu iyilikten, takvadan ve insanların arasını ıslah edilmesini engellemek için olacaksa bu yeminlerinizden vazgeçin. Yani eğer yapmış olduğunuz yemin sizi iyilikten,
takvadan ve insanların arasını ıslah etmekten alıkoyacaksa, yani sizi insanlardan tecrit edecek, akraba bağını kopartacak, anne ve babanın kalben kırılmasına ve onların incinmesine sebep olacaksa, eşler arasında muhabbetin azalmasına sebep olacaksa, Allah'ımız bu hususta buyuruyor ki yeminlerinizden vazgeçin. Allah'ı bu durumda kalkan etmeyin. İnne teberru ve tegu diye isimlendirdiği bu güzel açıklamanın ardından vallahu semiyun alim. Allah gerçekten hakikaten her şeyi bilir ve her şeyi işitir. Allah sizin yaptıklarınızı, Allah sizin söylediklerinizi bilir, işitir. Kalplerinizdeki niyetlerinizi de bilir, her şeyden haberdardır. Bununla tekit ediyor, destekliyor Rabbimiz. Bakara suremizin 224. ayeti öyleyse bizi körü körüne inatçı bir tutum içerisinde bırakarak ben yemin etmiştim, yeminimden asla dönmem diyenlere bir güzel cevap vermiş oluyor. Öyleyse inatçılık, körü körüne inatçılık, bu noktada hiçbir şekilde Allah'ın sözüne kulak asmamak, bunda asla geri adım atmamak aslında Rabbimizin istediği bir tutum ve davranış değil. Bu inatçılık, bu körü körüne ısrarcılık aslında şeytan aleyhillanenin tutumu. Biz sevgili seyircilerimiz, şeytanın karakterini söylerken özellikle bazı özelliklerden bahsediyoruz ve diyoruz ki bunların başında gelenler, şeytanın karakteri olarak isimlendirilen ve başında gelen özellikler kincilik, inatçılık, öfkeli olmak, haset ve bununla alakalı kibir diye söylüyorduk hatırlarsanız. Bu sebeple inatçı davranmak, yemin ettim asla bu sözümden geri dönemem deyip de yakmak, yıkmak, bağları kopartmak öyleyse mümin bir kulun özelliği olamaz. Mümin bir kula yakışan tavır olamaz. Mümin kul hata ettiğinde ve yanlışa düştüğünde tövbe etmesini bilir. Geri adım atması gereken, daha faydalı olan bağları kuvvetlendirecek durumlarda körü körüne, gururuna kapılıp, kibirle davranıp bu noktada bunu gurur ve onur meselesi haline getirmez. Orada Allah ne der? Allah'ım hangi durumdan memnun olur? Benim bu durumda Allah'ın rızasını gözettiğim takdirde Rabbim benim kalbimden geçenden, dilimden düşenden haberdardır, işiticidir, bilicidir deyip Allah deyip yolumuza yürümemiz gerekiyor. Yine yeminle alakalı en güzel cevabımızı Allah'ımız hiçbir yerde noksanlık bırakmayan, sorduğumuz cevapları bulabileceğimiz Kur'an'ında açıklıyor. Şimdi karşımıza çıkan suremiz Maide suremizin 89. ayeti. Bu neyin cevabını verecek bize? Dedik ki yemin edilip de yeminin bozulması gerektiği durumlarda üzerimize kefaret borcu gerekir. Kefaret demek o telafi edilecek yol ve yöntemler demektir. Onun telafisini arama yöntemleridir. Allah'ımız Maide suresinin 89. ayetinde yeminin kefaretinin nasıl gerçekleştirileceğini bize ayetleriyle öğretiyor. Şimdi bakıyoruz, sizler de ekranlarınızda Maide suremizin 89. ayetini benimle beraber okuyabilirsiniz. Ayetimizin başlangıcı şöyle başlıyor. La yu'izhukumullah billahvi fil eymanikum. Allah bilmeyerek yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi muahize etmez. Yani hesaba çekmez. Hani yeminin başlıklarını söylerken üçe ayırmıştık ya, leminin bir tanesine de demiştik ki lağv yemini. Yani ağız alışkanlığıyla söylenen yeminler. Allah'ımız bununla ilgili ne buyurdu? Allah bilmeyerek yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi muahize etmez. Yani sizi bundan dolayı hesaba çekmez, bundan dolayı bir kefaret ödeme zorunluluğuna tabi tutmaz. Bunu anladık. Birinci yeminimizin kefaret gerektirmediğini, Allah'ımızın hesaba çekmeyeceğini anladık. Şimdi devam ediyoruz. Allah'ımız velakin ancak yu'ahizukum bima aggattum el eyman. Lakin bile bile yaptığınız yeminlerden sizi muahize eder. Hani ikinci olarak söylediklerimizden bir tanesine neydi? Yeminin münakit dediğimiz. Yani kayıt altına alınan, tekit edilen
yemin başlığıyla söylenen münakit yeminiydi. İstisna koydu Allah'ımız, lakin dedi, bilerek ve kasıtla yapılan yeminlerden dolayı Allah sizi hesaba çeker. Allah sizi muahheze eder. Fekeffaretühü, bunun kefareti, fekeffaratühü, peki bunun kefareti nedir? İt'amü aşareti mesakin, 10 miskini doyurmak. Min evsati ma tut'umune ehliküm, siz kendi ehlinize yedirdiğinizin orta derecesinde. Ev kisvetühüm, veya onları giydirmek. Ev tahriru rakabe, veya köle azat etmek. Femen lem yecid, bunları bulamayan kimse, fesiyamü selase eyyamün, 3 gün oruç tutar. Zalike kefaretül eymanüküm iza haleftüm, işte bu yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefaretidir. Vahfezu, koruyun. Eymanüküm, siz yeminlerinizi koruyun. Kezalike beynallahu lekem ayatihi, Allah ayetlerinizi size böyle açıklıyor. Allah ayetlerini işaret ve delilleriyle işte size böyle açıklıyor. Lealleküm teşkürun, umulur ki şükredersiniz. O kadar da güzel sonucunu getiriyor ve bağlıyor ki Rabbim, Allah sizin zorluk içerisinde bunalmanızı, hayatınızın çekilmez bir hale dönmesini, insanlar arasında küskünlüğün, kinin, intikamın ve iletişimin kopmasını asla istemez. İnsanların yalnızlaşmasını, ötekileşmesini, sosyallikten uzaklaşmasını asla istemez. Bunun için Allah sizin çözüm aramanızı, çözüm yollarını bulmanızı, çözüm yollarını da farklı adreslerde, yanlış yollarda aramanızı istemediği için reçeteyi ne yaptı? Elimize sundu, reçeteyi bizlere vermiş oldu. Şimdi tekrar edersek eğer, yeminin kefaretini açıklarsak, özellikle münakit yemin, yani kayıtlı yeminin özelliklerini açıklarsak eğer, Rabbimiz bize dedi ki, yemin olarak kabul edilen, akit yapılan yemin münakit yemindir. Bunun da kefareti aşama aşama şöyledir. Birincisi, buyurdu ki Rabbimiz, 10 fakiri sabah ve akşam olmak üzere kendi evinde ne yiyor ne içiyorsan onları ölçüt alarak, yediğin ve içtiğini ölçüt alarak 10 fakiri, 10 miskini, yani zekata ihtiyacı olanı, fakir olarak kabul edilen, fıkhi ölçü olarak nisap değerinde malı olmayan, zekat verilmesi gereken diye tanımladığımız fakirleri sabah ve akşam olmak üzere orta ölçekli bir şekliyle karınlarını doyurmak, onları yedirmek ve onları içirmek diye söyledik. 10 fakiri sabah ve akşam doyurmak. Peki bu 10 fakiri sabah ve akşam doyurmanın dışında başka ne yapılabilir? 10 fakiri giydirmek, güzel bir şekliyle, iyi bir elbiseyle, libas olarak giydirmek de yapılabilir, yöntem olarak uygulanabilir. Peki kişinin bunları karşılayacak maddi gücü yoksa, 10 fakiri doyuracak kadar ekonomik imkanı yoksa, giydirecek durumu yoksa, bu takdirde ne yapması gerekir? Bunun üzerine kişi bu maddi karşılığı veremeyecekse köle azat eder. İmkanı o ölçeğinde kölesi varsa köle azat eder. Bu o dönemde Allah-u Teala'nın kölelik sınıfının da ortadan kaldırılması için nasıl bahaneler var ettiğini, köleliğin kaldırılmasına dair insanları nasıl teşvik ettiğini görme yönünde bize bir imkan sunuyor. Hatırlarsanız biz bir programımızda kölelik aslında kalkmış gibi görüktüğünü, aslında köleliğin boyut değiştirilip dijital kölelik olarak isimlendirilebileceğini yahut da dünyada kölelik olarak isimlendirilecek haklarını ifade edemeyen, sosyal sigortaları olmayan çocuk, genç, kadın, bir sürü insanın maalesef emperyalist ve kapital sistemler tarafından köleleştirildiğini dile getirmiştik. Siz bu örneği çoğaltabilir, şöyle günü, evrensel dönen olayları, dönen dolapları gözlerinizi çevirip baktığınızda zaten görür ve anlamlandırabilirsiniz. Kölelik boyut değiştirdi diyebiliriz bununla ilgili. Peki bunu da yapamıyorsak eğer, Allah'ımız yine bize çare sunuyor, bizi çaresiz bırakmıyor. Bu takdirde de buyuruyor ki 3 gün peşi sıra oruç tutar. Kişi yeminini bozduğu takdirde, yeminini bozmasının iyi olduğu durumlarda,
akraba bağını korumak, anne babayı incitmemek, eşler arasında muhabbeti önlemek, evladıyla ebeveyn olarak çocuğu arasındaki iletişimi koparmamak, arkadaşları sosyal çevresiyle küsmemek, onlardan ayrı kalmamak adına eğer yemini bozmamız hayırlıysa, yemini bozduğumuz takdirde maddi olarak bu denilenleri yapamadığımız durumlarda 3 gün peşi sıra ara vermeden kefaret olarak oruç tutmamız yemin kefaretini karşılamış oluyor şeklinde Allah'ımız bizlere yol gösteriyor, yöntem öğretiyor. Sevgili seyirciler, sizlerden gelen sorular özellikle bu noktada toplandığı için böyle bir başlık açmayı uygun gördüm. Önemli olduğunu ve isabetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah aklınızda soru olarak kalan şeyler cevap bulmuştur. Nasıl davranacağınızla alakalı Kur'an-ı Kerim'imizden, Kerim kitabımızdan, hayatımızın rehberi olan kitabımızdan yolumuzu aydınlatacak cevapları bulmuş oluruz. Yine bununla alakalı teşvik edici Rabbimizin bizlere gösterdiği en güzel ayetlerden bir tanesi de Tahrim Suresi. Tahrim Suresi'ne baktığımız zaman Tahrim Suresi'nin evvelinde sevgili peygamberimiz eşleriyle arasında yaşadığı bir duruma bağlı olarak kendisini bal yemekten ve içmekten men etmişti. Yani Allah-u Teala'nın kendisine helal kıldığı bir şeyi kendisine yasaklamıştı ve yemin etmişti. Artık bundan sonra ben bal yemeyeceğim, bal içmeyeceğim diye eşlerinin kendi arasındaki yaşadığı durumdan, rekabetten kaynaklı kıskançlık sebebiyle sevgili Resul bayanlar arasında dönen dolapları ve ittifakı bilmediği için o an hızlıca bir daha yemeyeceğim diye yemin etmişti. Bunun üzerine Rabbimiz Tahrim Suresinin ilk ayetlerini indirdi ve sevgili Resul'ün örnekliğinde bizlere ve sevgili Resul'e uyarıda ve ikazda bulundu. Hemen yemininden geri adım atması gerektiğini buyurdu. İşte Tahrim Suresi de bize bunu hatırlatan en güzel surelerimizden bir tanesi. Rabbimiz ey iman edenler, ey iman etmiş olan kimseler, inananlar, Allah'ına güvenenler ve güvenilir olmaya gayret gösterenler. Allah'a nasuh bir tövbe ile tövbe edin. Yani Allah'a samimi bir tövbe ile, içten gelen bir tövbe ve içten gelen bir pişmanlıkla tövbe edin. Ola ki Rabbiniz kötü işlerinizi sizden tamamen alır ve Allah'ın o ve peygamberi onunla birlikte iman etmiş bulunanları rezil etmeyeceği bir günde sizi altlarından ırmaklar akmakta bulunan pek kıymetli cennetlerle şereflendirir, cennetine girdirir. Biz yapmış olduğumuz her türlü yanlış tutum ve davranışlardan, inatçılık göstermeden, kinlenmeden af yolunu seçersek, tövbe eder, samimi bir tövbe edersek, Allah'ımız bize neyin sözünü veriyor, neyin vaadinde bulunuyor? Buyuruyor ki Allah'ımız o gün, yani hiç kimsenin kimsenin imdadına yetişemeyeceği o darlık gününde Allah sizleri bağışlar, affeder ve sizi cennetine girdirir. Cennet bahçelerine girdirir buyuruyor. Sıratı geçerlerken onların nuru önlerinde ve sağlarında kendilerinden önce koşacaktır. Onlar münafıkların nurunun söndüğünü görünce ey Rabbimiz bizim için nurumuzu tamamla ve bizim için günahlarımızı bağışlamada bulun. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla güç yetirensin, kadirsin diyeceklerdir. Yani bizler dünyada insanların koymuş olduğu ölçüleri değer kabul etmek yerine birileri zengin olabilir, birileri makam sahibi olabilir, birileri çok iyi laf söz konuşuyor, çok belagatlı cümleler kuruyor olabilir ya da çok gösterişli, çok sempatik gibi gözüküyor olabilir. Ancak bu türlü makam, para, güç, mevki, insanların çift karakterli roller sergilemeleri, kalpleri başkayken dillerinin başka olması, insanları kıyafetleriyle, makamlarıyla, sözleriyle, büyüler gibi böyle çok sempatik tavırlar içerisinde büyüler gibi rol yapmaları Allah katında hiçbir şey ifade etmiyor. Allah katında ifade eden gerçek şey olduğun gibi gözükmek, kalbin ile sözünün bir olması, riyakar, iki yüzlü, münafıkça dediğimiz
İçi başka, dışı başka, herkese farklı maske takan, farklı farklı yüzler göstererek insanları büyüleyen, insanları hipnoz eden, insanları aldatan bir durumda olmanın Allah'ımız o günde kâr etmeyeceğini, Allah'ımız o günde dünyada ışıltılı olan, dünyada böyle pırıl pırıl olup da insanları etkileyenlerin makamlarıyla, güçleriyle, sempatikleriyle, işte bir nevi aklınıza gelecek bir sürü sergiledikleri tavır ve tutumlarıyla insanları etkileyenlerin Allah'ı etkileyemeyecekleri, Allah'ın karşısında oyunlarının asla kâr etmeyeceğini, Rabbimizin onların oyunlarını, ikiyüzlülüklerini yüzlerine vuracağını, karanlıklar içerisinde kalacaklarını Tahrim suremizin 8. ayetinde bizlere bildirmiş ve göstermiş oluyor. Öyleyse öyle bir tutum içinde olmaktan, öyle bir hal ile insanlara sempatik görünürken kalbinin farklı niyetler içerisinde olmasından ve bunu aldatıcı bir unsur olarak kullanmaktan Allah'a sığınalım. Ve biz diyelim ki el ne der yerine, başkaları ne düşünür yerine, Allah ne der, Rabbim nasıl bakar, Rabbim bu tutumu tutunumumdan hoşnut olur mu, onu razı edebilir miyim, Rabbim bana gönül koyar mı düşüncesiyle hayatımızı çizelim. Davranışlarımızı buna göre düzenleyelim ve ayarlayalım. Bizim gerçek ölçütümüz, bizim gerçek davranışımızı belirleyen yegane unsur Rabbimin gör dediği yerden görüp bakmak, Allah ne der tutumuyla Rabbimize gönül koydurtmayacak bir davranışla hayatımızı düzenlememiz gerekir. Öyle olursak cennet bizim. Öyle olursak Rabbimizin cemali bizim. Öyle olursak kolaylık ve hiç kimsenin elimizden tutmayacağı o günde Rabbimizin yardımı bizimle inşallah. Sevgili seyircilerimiz, ben istiyorum ki sizlerden gelen soru veya selam varsa kısaca onlara da dönüp bir bakalım istiyorum. Bakalım bununla alakalı bizlere neler var, neler söylenmiş, yorumlar neler. Evet. Evet, Füsun Nalan Duyar Hanım, ben Allah'a çok inanan biri olarak soruyorum. Namaz kılmayı çok istiyorum ama sanki yanlış kılıyorum sanarak huzursuz oluyorum. Üstümde bir ağırlık oluyor. Bunun için üstümden bu ağırlığı atmak için ne yapmalıyım? Füsun Nalan hanımefendiye selamlarımızı gönderiyoruz. Yemin konusuyla alakalı olmasa da kendisi bize güzel bir soru yöneltmiş. Özellikle namazla alakalı bir yönelişin, bir arzu ve bir çabanın içerisine girmiş sevgili Füsun kardeşimiz. Bununla alakalı da kendisinde evhamların ve vesveselerin olduğunu söylüyor. Bununla alakalı ne yapacağıyla ilgili bize soru yöneltiyor. Şunu kısa ve açık ifade edeyim. Allah bizim gayretlerimizi, bizim çabalarımızı ve bizim bilgimiz oranında emek vermemizi asla zayi etmeyecek ve ziyan etmeyecek. Allah kadar vefalı olan, Allah kadar sözüne sadık olan hiç kimse yok Füsun kardeşim. Birincisi, ona güveneceğiz. Emeklerimizi zayi etmeyeceğini ve çabalamalarımızın karşılığını görücü olduğunu ve bu hususta hoşnut olduğunu bileceğiz. Bu bir. İkincisi, senin bahsettiğin konu vesvese. Vesvese kişide yaptığının doğru olmadığı kaygısını yoğun bir şekliyle yaşatan bir durum. Peki özellikle vesveseyi, özellikle vesvese hususunda sürekli bizi dürten, sürekli bizi bu noktada kaygılandıran unsur, varlık kimdir? Şeytan aleyhillanedir. Bize zaaflarımız noktasında yaklaşır, dışarıdan söylediği fısıltılarla, dışarıdan söylediği vesveselerle bizim sürekli kaygı duymamıza sebep olur. Bu noktada bilgi, vesvesenin kökünü kurutan, vesveseyi ortadan kaldıran en önemli bizim delilimizdir, bürhanımızdır, kaynağımızdır. Delilimiz bu noktada nedir? Namazla alakalı abdestin şartları bellidir. Namazdan önce güzelce abartıya varmadan farz olan uzuvlar dahi yıkansa, yani abdestin farzı dahi yerine getirilse abdest tamam olmuş olur. Farzıyla beraber sünnetleri yapıldığında o abdest ala nurun nur olur. Nur üzerine nur olur. Güzelce abdestimizi aldık. Bir kere yıkamak bile kafidir, farzıdır. Üç kere azaları yıkamak sünnettir. Bilgiyle ne yaptık? Bunu destekledik. Sonra abdestin ardından namaza engel olacak her şeyi ortadan kaldırdık. Bununla alakalı namaz kılacağımız yeri temizledik.
necasetten arındırdık. Necaset nedir? İdrardır, dışkıdır, kandır, bu türlü şeylerden arındırdık. Temiz bir seccade, temiz bir halının üzerinde namaza yönelmeden önce setre avret dediğimiz tesettürle alakalı eller, bilekler, yüz ve ayak hariç kapatılması gereken yerlerimizi örttük. Ve vücudumuzu belli edecek incelikte de olmamasına dikkat ettik tesettürümüzün. Sonra ne yaptık? Vaktin girdiğine dikkat ettik. Vakit de girdi. Yönümüzü kıbleye çevirdik. Niyet de ettik. Ondan sonra da namazın hangisini kılıyorsak, kıldığımız namazın farzlarına ve sünnetlerine uygun bir şekliyle namazımızı kılmaya gayret gösterdiysek, bilgimiz oranında Subhaneke, bildiğimiz oranda İhlas suresini, Fatiha'yı okuyarak da namazlarımızı kılabiliriz. Yani bildiğin oranda amel edersin. Diyebilirsiniz ki hocam sadece İhlas suresini biliyorum, bununla namaz kılınabilir mi? Eğer onu biliyorsan sadece onunla da Fatiha'nın ardından onu okuyarak da namazını kılabilirsin. Ancak kılabilirsin hükmünü vermek bize, tamam ömür boyu hiç ilave etmeyeyim, bilgi yönünden kendimi desteklemeyeyim demek değil bu. O an çare bulmak, ondan sonra da ne yapmak? Birer birer hayatımıza kısa sureleri alarak namazlarımızda kısa sureler, zammı sureler dediğimiz surelerle ilave ederek namazımızı kılmaya gayret gösteririz. Bunları yerine getirdikten sonra Allah'ım kusurlarımı, noksanlıklarımı, her türlü gözümden kaçan durumlarımı sana itiraf ediyorum. Sen kusurlarımı örten, sen noksanlıklarımı tamamlayansın. Benim kalbimin niyetine bakıp bana kalbimin samimi niyetiyle muamele edensin. Teslimiyetiyle Allah'ımıza yöneldiğimizde evvelallah Allah'ın izniyle biz şeytana dirsek göstermiş olacağız. Şeytanın vesveselerle namazımızdan, abdestimizden, Rabbimize yönelişimizden pay almasını, bizi ondan mahrum etmesini önlemiş olacağız. Çünkü şeytanı çıldırtan en büyük ibadet namazdır. Çünkü biz namazda kainatta bütün varlıkların yapmış olduğu zikri yapar ve alnımızı secdeye koyarız. Alnımızı Rabbimizin huzurunda toprakla temas ettiririz. Onun karşısında eğiliriz. Şeytan aleyhillâne secdeye başını koyamadı. Secde etmediği için, Allah'ın üst cüt emrine karşı çıktığı için Rabbimizin huzurundan, rahmetinden uzaklaştırıldı. Bundan sebep iflas eden bir tüccar olması sebebiyle bizim de iflas etmemizi istiyor ve en makbul olan ibadet namaz olduğu için bundan bizi uzaklaştırmak ve bundan pay kapmak istiyor, hırsızlık yapmak istiyor. Güzel kardeşim, bunları bilerek, vesveseden uzak durarak Allah'a yönelip sen yoluna devam et. Allah'ın izniyle noksanlıklarımızı Rabbimiz tamamlayacak, Allah'ın izniyle de kabul edecek. Peki, Füsun kardeşimizin bu sualine cevap verdikten sonra devam edelim. İbrahim Turna Beyefendi hayırlı cumalar dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlerin dualarına iştirak olarak şu vakitlerde yapılan dualarda yer almayı umut ediyoruz. Eyüp Kaya Beyefendi, maşallah hocam, cumanız mübarek olsun inşallah dileklerinde bulunmuşlar. Biz de onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizin cumasını kutluyor ve hayırlı, sağlıklı, güzel günlerde Allah'ımızın bizi tekrardan buluşturmasını temenni ediyoruz. Efendim, şimdi bizim Facebook yayınımız TV52'nin iki Facebook canlı yayını üzerinden devam ediyor. Bir haber kaynağı, bir de TV52 Facebook olarak. Bazılarınızın mesajlarını iki sayfaya düştüğü için görememiş olabilirim. Sakın sonrasından bakmadığımızı düşünmeyin. Mesajları okumaya gayret gösteriyoruz. Sizlerin ilgi ve alakasına çok teşekkür ediyorum. Kalan süremizi kontrol etmeye çalışıyorken vaktimizin bitmiş olduğunu gördüm. Adak konusuna da değinecektim ama adak konusuna vakit kalmamış. Zaman nasıl geçti inanın anlayamadım. Sadece şunu söyleyeyim. Adak, müminin Allah'ın kendisine farz kılmadığı halde kendisini bir şeye farz ve vacip kılması olarak Allah'a söz vermesi. Nezir adıyla da isimlendiriliyor. Adakta bulunan kişi adağı yerine getirmek gerçekleştirdiği takdirde, istediği şey gerçekleştirdiği takdirde yapması üzerine farzdır, vaciptir diyoruz. Bununla alakalı adak yerine getirileceği zaman eğer koyun kurban edilecekse kendisi, anne babası, dedesi, ninesi yani usul ve furu dediğimiz eşi ve birinci dereceden yakınları, kardeşleri adak kurbanından yiyemezler. Ve bu hususta adakta bulunduğumuz takdirde de
gücümüz imkanımız olduğunda, hayalimiz gerçekleştiğinde vacip olan ibadeti yerine getirme yönünde gayrete gelelim, ihmalkar olmayalım. Evet, Vakti Vefa'nın sevgili seyircileri, sizlerle uzun bir dönem TV52 ekranlarında beraber yolculuk yaptık, beraber yürüdük, beraber anlamaya gayret gösterdik. Bilinç ve farkındalık üzerine Kur'an merkezinde sevgili Resul'ün önderliğinde kitabımızı hayatımıza taşıyarak baş tacı ederek yollar bulmaya gayret gösterdik. Umut ederim Allah'ımız bizlere yine sağlıkla, sıhhatle sizlerle yine TV52 ekranlarında buluşmayı nasip eylesin. Ancak yaz sezonunun başlamış olması sebebiyle ben sizlere şimdilik veda ediyorum. Bu ayrı kaldığımız dönem içerisinde gönlünüzden geçen bütün iyiliklerin, güzelliklerin iki dünyada da nasibiniz olmasını diliyorum. Sağlık ve afiyet diliyorum. Gönül huzuru ve Rabbimizin rızasına ulaştıracak hayır ve hasenatlarda yarışacak sağlığı sizlere vermesini, bizlere vermesini diliyorum. Bütün bu programımız düzenlenirken teknik ekibiyle bizleri destekleyen özellikle genel koordinatörümüz, genel yayıncımız İsa Bey'e, İsa Akçay Beyefendi'ye ve teknik ekip olarak kameraman desteğiyle, teknik odadaki destekleriyle Sefat Beyefendi'ye, Aykut kardeşime, sonra kamera karşısında bizlere desteklerini sunan Olcay, Deniz, Emre kardeşlerime, her türlü isimlerini unuttuğum kardeşlerime sizlerin adına da teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, esen kalın. We'll be right back.